Değerli basın mensupları, bugün asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısını yaptık. Dolayısıyla yine herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Sayın Bakanımız tabii ki bugünkü toplantıda yoktu. Çalışma Genel Müdürümüzle birlikte onun başkanlığında gerek hükümetin, gerek TÜİK'in, gerek maliyenin, gerek işverenlerimizin görüşü alındı. Aynı zamanda asgari ücretle çalışan dört ayrı iş kolunda çalışan arkadaşlarımızın görüşleri alındı. Onların geçim şartlarını kendi dillerinden duydular. Dolayısıyla şu anda bir sonuç yok. Ancak tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Çünkü yıl sonuna da yaklaştık. Kısa zaman içerisinde bir mutabakat varılarak bitirmesini tabii biz arzu ediyoruz. Ama rakam belli olmadığından dolayı şu anda bir şey söyleme imkanımız da maalesef yok. Zaten geçim şartları belli. Asgari ücretten çalışan insanların geçinemediği belli. Asgari ücretle çalışan insanların ev kirasını, elektrik, su, doğalgaz parasını ödemediklerini biliyoruz. Bilhassa büyük şehirlerde tahmin ediyorum ev kirası 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur. Belki Ankara'da 10 bin liraya da ev kirası yoktur. O nedenle bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu insanların geçiminin daha doğrusu alım gücünün düşünerek markette nasıl alışveriş yapacak? İnsanlar haftada bir defa çocuklarla birlikte bir restorana gidebilecek mi? Bunların pek imkan olmadığı gözükmekte. Dolayısıyla bilhassa bunun belirleyicisi hükümet olacak. Hükümet ve işveren bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla bu sonucu da gideriz diye düşünüyoruz. Şu anda mutabakat olur mu olmaz mı demenin bir anlamı da yok. Çünkü bir rakam ortada yok. O nedenle biz daha bunu detaylı bir şekilde Türk İş Genel Başkanımızla da görüşerek, hükümet yetkililerle de görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içerisinde düşünüyoruz. Zaten bu asgari ücretin anlamı nedir? Asgari, yani en az ücret demektir bu asgari ücret. Asgari ücretlerde genelde çalışan insanlarımız örgütlü olmamasından dolayı, yani sendikalı olmamasından dolayı genelde bütün iş yerlerinde asgari ücretle çalışmaktadırlar insanlarımız. Vasıflısı da vasıfsız da asgari ücretle çalışmaktadırlar. Biliyorsunuz ülkemizde büyük kayıt dışı da var. Kayıt dışını da konuşmak lazım aslında ama şu anda yeri değil. Dolayısıyla ben sizler vasıtasıyla kamuoyunu da yanlış yönlendirmeme anlamında bizleri takip etsinler. Bu hafta içerisinde inşallah tekrar bir araya gelerek bu işin sonucuna bir an önce gidilmesini düşünüyoruz. Günü belli değil, görüşüp bize bilgi verecekler. Hükümet kendi arasında görüşerek bize bilgi verecekler. Kısa zaman içerisinde bilgi verirler diye düşünüyoruz. Ben bu asgari ücretin insanlarımızı mutlu edecek bir şekilde sonuçlanmasını diliyoruz. İnşallah sonucu da iyi olur diyorum. Bütün basına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, sizin o belirttiğiniz asgari geçim için illaki kafanızda bir şey vardır. Nedir? Bir aralık versiniz. Efendim, size. Şimdi kafamızdakini, şimdi biz talep eden kişiyiz. Biz para veren kişi değiliz. Para isteyen kişiyiz. O zaman para ne veren, kadar istiyorsunuz? Para verenler rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. Şimdi ortaya bir para atıp da o paranın biz Türk İş olarak bir rakam söylediğimiz zaman o rakamın altına inme şansımız yok. O nedenle yani bir teklif geldi mi? Gelmedi diyorum işte. Yani işveren tarafından veya hükümet tarafından bir rakam söylenecek ki biz ona evet veya hayır diyeceğiz. Şimdi bunu hiç efendim kırmızı çizgi diye bir şey yok. Bu kırmızı çizgi lafı boş laf bana göre. Bunlar efendim hiçbir şey yok. Biz rakam söylemeden rakam söylemeyiz daha doğrusu. Çünkü işveren diyecek ki kardeşim ben seni şu ücrete çalıştıracağım. Bu ücrete çalışır mısın, çalışmaz mısın?
Biz de diyeceğiz ki bu ücrete çalışırız veya çalışmıyoruz diyeceğiz. Sen rakam söylemeden... Hayır, hiç kimseden bir rakam yok. Ya şunu sormak istiyorum. Şimdi önceden TÜİK'ten bir aylık geçim maliyetini ortaya koyan bir rakam geliyordu. Ama iki yıldır bunu üniversiteden alıyorsunuz siz. Bu yıl TÜİK'ten mi gelecek, üniversitelerden mi alacaksınız? Daha efendim hiçbir yerden bir rakam yok. Bu rakam belli olsun, sizden tekrar efendim, bir yere gelir. TÜİK verilerinden alırsanız eğer rakamı, TÜİK'e güveniyor musunuz acaba? Yoksa efendim, şimdi bu konuları burada tartışmanın bir anlamı yok. Rakam süresini görürsünüz. Peki raporlar nasıl? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok kısa bir açıklama yaptınız raporlarla ilgili. Bakanlıktan gelen TÜİK'ten gelen.